Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle bu gördüğünüz dinamik landing page'i birlikte tasarlayacağız. Gördüğünüz üzere burada iki tane dairemiz var ve bu dairelerin içerisinde CSS ile oluşturulan animasyonlar sürekli olarak dönüyor. Dikkat ederseniz bu animasyonlar zıt bir şekilde hareket ediyor. Dairenin tam ortasında da Adidas'ın bir ayakkabı modeli var. Bir de anlatmak istediğim nokta şu aslında. Sayfanın tasarımını olabildiğince basit tutmaya çalıştım. Yani biraz daha yalın, sade tutmaya çalıştım. Çünkü burada bir hareketlilik var ve kullanıcının dikkatini çekmesini bu tarafa doğru istiyorum. Yani bu tarafa doğru dikkat çekmesini istiyorum. Bu tarafa doğru odaklanmasını istiyorum. Bu yüzden sayfanın diğer kısımlarını biraz daha sade bıraktım. Hareketlilik çok yapsaydım hani sayfayı boğabilir fazla hareketlilik gibi düşündüm. O yüzden sadece bir tane hareketlilik var. Bir de butonumuzun hover olayı var. Devam edelim biz. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta şu ikinci dairenin yani en aşağıda kalan hareket eden dairenin ayakkabının altına geldiği zaman ayakkabı biraz daha önde oluyor. Daire biraz daha arkada oluyor. Bunu biz yani bunu sağlayan Z indeks. Peki z-index ne? İlk olarak bir CSS komutu. HTML elementinin görünme, konumlandırma önceliğini belirlemek için kullanılmaktadır. Dediğim gibi burada ayakkabı var ve ayakkabının arkasına konumlandırılmış. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. O da şu. HTML elemanlarına z-index özelliği vermek istiyorsak eğer, ilk önce konumlandırma atamamız gerekiyor. Peki konumlandırma atamak ne demek? Yani aşina olduğumuz bir şey aslında. Position özelliği yani konumlandırma position özelliği. Örnek olarak position absolute, position relative, position fixed. Eğer bunları vermezseniz sizin z-index özelliğiniz çalışmaz. Bu çok çok önemli bir nokta. Son olarak z-index'in varsayılan değeri 0. Z-index ile diyebileceğim başka şeyler var mı diye düşündüm. Bu kadar. Yani umarım kafanızda bir şeyler oluşmuştur. Zaten tasarımı yaptıkça ve değerler verdikçe örnekler üzerine daha iyi de anlayacaksınız, kavrayacaksınız. Şu anlık burayla diyeceğim başka bir şey yok. Zaten burası animasyon, position, özelliği, after, before onları anlatacağım şimdi. Bir de tasarıma geçmeden evvel şuraya da değinmek istiyorum. Buradaki logoyu ben elimle yaptım. Gerçekten elimle yaptım. Şöyle oldu. Normalde Adidas'ın logoları siyah veya mavi. Yani internet üzerine araştırdığım kadarıyla. Çünkü arkasını ben transparent istiyorum. Yani arkası olmayan, hani sayfada gözükmeyen istiyorum. Aradım, aradım, bulamadım beyaz şekilde. Yani beyaz olanlara da arkası transparent değil. Ben de dedim böyle bir tasarıma denk geldim. Dedim ki ben bunu dedim CSS ile yazabilirim dedim. 3 tane span yaptım bu şekilde. Sonra divlerin arasını aldım. Flex ile bunları yan yana getirdim. Adidas'ı aralarına boşluk bıraktım. Adidas'ı yazdım. Gerçekten internettekiyle aynısı oldu. Yani CSS her türlü imdadınıza yetişiyor. Birazdan onları da anlatacağım. Span özelliğini. Bu kadar. İsterseniz tasarıma geçelim şimdi. Tasarım bu arada şu şekilde yaptım ben. Burasını sayfayı komple container'ın içerisine aldım. Buraya header dedim. Buraya bir row dedim. Satır dedim. Burayı da iki tane kolona böldüm. Ve flex yapısıyla beraber hepsini oluşturdum. O zaman şimdi tasarıma geçelim. Bir de buradaki resmi, kodları ben videonun altına koyacağım. Oradaki linkten indirebilirsiniz. Yani kullandığım herhangi bir sayfanın linkini, her şeyi ben oraya ayrıntılı bir şekilde yazacağım. O yüzden kuşkunuz olmasın. Şimdi tasarıma geçelim. Şimdi ben burada ne yaptım? Basit HTML sayfamı oluşturdum. İndeks HTML'i ve stil CSS'i oluşturdum. Stil CSS'i sayfama dahil ettim. Ve resmimiz var burada. Bakın arkası transparent bu şekilde. O zaman başlayalım. Dediğim gibi
Dibin içerisine alacağım. Bu şekilde. Şimdi konteynerın içerisine almamda bir amaç var. Çünkü max width vereceğim. Yani maksimum ulaşabileceği bir genişlik vereceğim ve hepsini konteynerin içine alacağım. Ana kapsayıcı belirliyorum yani. Hemen altına header veriyorum. Header'ı da şuraya, yani menü ikonumuzun olduğu yere, Adidas logomuzun olduğu yere ve shopping ikonumuzun olduğu yere veriyorum. Class olarak da header vereceğim. Zaten header'la footer'ın class'ları genelde değişmez. Header veya footer'dır. Şimdi ben bir de sayfamızı açalım bunu. Şu an gördüğünüz üzere sayfamız bomboş, tertemiz ama birazdan çok güzel bir tasarımımız olacak. Şimdi buradaki ikonumuzu bir divin içerisine alacağım. Buradaki logoyu bir divin içerisine alacağım ve spanları da ayrı bir divin içerisine alacağım ve ikonumuzu da ayrı bir divin içerisine alacağım. Niye böyle yapıyorum? Çünkü yönetmesi çok daha kolay oluyor. Özellikle flex yapısında çok çok daha kolay oluyor. Şimdi size göstereceğim. İlk önce font awesome'dan biz ikonumuzu alalım. İkonumuzu almadan evvel de CDN'den şu site, aynen. Biz font awesome'ın linkini çekelim. İlk satırdaki linki buradan copy URL diyorum, tıklıyorum. Geliyorum. Burada head tagları içerisinde link etiketim içine burada yolu belirtiyorum. Şimdi sayfamıza dahil oldu. Şunu kapatalım. Şimdi istediğim font awesome'ı alabilirim. Menü ikonumuzu yazıyorum. Bunu alacağım. Burada da bunu kullandım çünkü. Bunu kopyalıyorum buradan. Şimdi dediğim gibi belli bir divin içerisine alacağım demiştim. O yüzden dibe de bir class vereceğim. Menü ikon diyorum. Aslında class'a da isim vermemize gerek yok ama belki üstüne değişiklik yaparsak. Çünkü aynı iyiler olsun, şimdilik verelim de. Devam edelim biz. Şimdi shopping'i alacağız. Buradakini. Shopping diyelim. Buradaki çanta olması gerekiyor. Evet. Aynen, shopping bag. Bunu alıyorum. Buradan kopyalıyorum. Geliyorum. Bunu da yapıştıracağım. Bu arada bir tane daha div oluşturuyorum. En son ikonu yapıştırmadan evvel. Şuradaki Adidas'ı yapacağız. Şimdi buna class verirken mantıken logo şeyiyle, class ile vermemiz gerekiyor. Ana kapsayıcı ise logo dedim. Sonra size dediğim gibi burası 3 tane span'dan oluşuyor ve bir tane de etiketten oluşuyor. Şimdi ben bu spanları bir tane divin içerisine alacağım. Ve ben buna, bu dive, ya bana mantıklı geldiği için logo to diyorum. Siz farklı bir isim de verebilirsiniz. Sıkıntı değil. Sonra altına 3 tane span açacağım ama class'ı line olan. Çünkü spanların üzerinde oynama yapacağım. Buraya 3 tane span açıyorum. Bu şekilde. Sonra bunun altına Adidas yazısını yazacağız. Adidas yazısını da ben P etiketiyle yazacağım ve küçük harflerle. Çünkü orijinal tasarımında küçük harflerleydi. Bakalım. Aynen, bakın geliyor şu an. Sayfamız dolmaya başlıyor yavaş yavaş. Altına geliyorum. Hala header içerisindeyim bakın. Yani div farklı bir menü ikonunu kapsıyor. Logo farklı bir divde. Şimdi bir tane daha div açıyorum. Pardon. Bu da class olarak shopping'in kısaltılması shop ikon diyeceğim. Ve buna da bir tane, pardon. Orada kopyalayınca onu kaybettik tabii. Bunu kopyalıyorum.
Buraya yapıştırdım. Hemen bakalım. Aynen. Hepsi geldi. Şimdi header kısmı bitti. CSS kısmına geçelim. Bütün etiketlerimi, sayfadaki bütün her şeyi etkileyen şey şu yıldız. Buna resetleme kodları yazacağım. Ama yazmadan evvel şunu göstermek istiyorum. Bakın biz bir konteynerin içerisinde bu etiketleri yazdığımız için kenarlarından boşluklar var. Bu etiketten gelen bir boşluk. Ben tasarıma başlamadan evvel yani genellikle tasarıma başlamadan evvel resetleme kodları yazılır. Margin 0, padding 0 yani şu an boşlukları sıfırladım. Bakın bu şekilde. Daha demin buradan etiketten gelen bir boşluk vardı çünkü. Şu an yok. Şu an tasarımı daha kolay yapabilirim. Sonra box sizing, border box diyeceğim. Bu da şu ne anlama geliyor? Şöyle mesela bir tane görselimiz var diyelim. Hemen görselimizi açalım. Mesela görselimiz var. Ben buna ulaşabileceğim maksimum genişliği 580 piksel veya 500 piksel diyorum. Ama alttan üstten de 10 piksellik bir padding veriyorum diyelim. Şimdi ne oluyor normalde? Box sizing, border box yazmasak 500 artı alttan üstten 10, 20, 520 piksel oluyor. Bu benim vereceğim pikseli geçiyor. Ama ben şöyle şey isteyebilirim. Vereceğim iç boşluktaki padding'in yani benim verdiğim genişliğe dahil olmasını isteyebilirim. Yani artı yapmasın. O zaman box sizing border box diyeceksiniz. Verilen genişlikleri yani boşlukları dahil ediyor verdiğiniz genişliğe. Zaten resimde de yani görseli koyarken de göreceksiniz. Şimdi font family diyorum. Font family ailesi olarak ben app sistem kullanacağım. Bu ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Kullanıcı hangi bilgisayardan girdiyse onun fontunu gösteriyor kullanıcıya. Yani bilgisayarın fontunu gösteriyor. Ben bu tasarımda bunu tercih ettim. Bu şekilde. Siz farklı fontları dahil edebilirsiniz. Hangisi zevkinize kalmışsa. Şimdi biz devam edelim. Body'ye renk vereceğim. Bir de ben background rengini ayakkabıya ve buradaki ışıltılı sarımsı, yeşilimsi bir renkti çünkü bu. Ona uyumlu olsun diye koyu tema seçtim. Bunu paletten yaptım. Yani biraz uğraştım. Şimdi renk kodları direkt yazacağım çünkü önceden uğraştığım için. Eğer siz farklı bir renk kodu tercih ediyorsanız yazabilirsiniz tabii. 16, 16, 16 ve en sonda overflow hidden vereceğim. Bunu neden veriyorum? O da şu yüzden. Bunu da anlatayım. Sayfanın tasarımı bittiği zaman bunlar dönerken şurada bir scroll çıktı. Ya scroll ne demek? Bu kaydırıcıya scroll deniyor. Şuna. Ben bunun çıkmasını istemiyorum. Çünkü bu landing page yani bir ana sayfa tasarımı ve böyle kalmasını istiyorum. Onun için buradaki taşmaları engellemek amacıyla overflow hidden verdim. Yani scroll çıkmadı. Bunu da böyle anlattım. Şimdi yazılarımız gözükmüyor. Çünkü koyu tema oldu. Biz devam edelim. Container'a dediğim gibi bir max width vereceğim. Yani maksimum ulaşabileceği genişlik 1300 piksel veriyorum. Margin auto veriyorum. Kenarlardan sağdan ve soldan padding vereceğim. Padding left 25 piksel. Padding right 25 piksel. Bakalım hemen. Gerçi şu an bir şey göremeyiz ama çünkü burada bizim öğelerimiz. Şurada artık boşluk oluştu. Şunun gibi yani şu an. Devam edelim. Header'a gelelim. Çünkü flex yapısıyla beraber bunları yan yana yapacağız. Yolu belli etmek amacıyla container header dedim. Şimdi display flex diyorum. Eğer böyle dediğim zaman flex yapısıyla bakın bunlar daha demin üst üste duruyordu. Şu an yan yana duruyor. Hatta şurada da var ama görünmüyor şu an. Flex verdiğiniz zaman yan yana gelir. Sonra
Align Item Center yatayda ve dikeyde hizalayacağım. Adjust ve Content'te Space Between veriyorum. Bunları bu şekil bölecek. Şu an bakın, daha demin logom bu taraftaydı. Şu an ortaya geldi. Yani ikonlarımıza buralarda. Bunları bu şekilde parçaladı. Just Be Content Space Between'le. Sonra bunlara da bir padding vereceğim. Her yandan 20 piksel vereyim. Şimdi ben bir de bunları renklendirmeden evvel şurada gördüğünüz Adidas yazısını yazacağım. Peki bunu nasıl yazacağım? Before ve after ile yazacağım. Yani burada before'u kullanacağım ama sözlü sınıfı kullanarak yazacağım. Sözlü sınıf ne peki? Before ve after sözlü sınıfları tanımlandığı elemanla ilgili içeriğin başına ve sonuna eklenir. Bakın burası çok önemli. Yani bir etiketi seçtikten sonra öncesine ve sonrasına bir içerik ekleyebiliyoruz. Burada da aslında bunu yaptık. Before'la header'a bir yazı ekledik. Content sayesinde Adidas yazısı. Ve position'la bunu konumlandırdık. Bunu yapayım, sonra bunları renklendiririz. Sonra zaten aşağı row kısmına geçeceğiz. O da şöyle hemen yapalım. Container header before. Bir de bu arada çok çok önemli bir nokta var. O da şu. Eğer burada iki tane, yani tek iki tane iki nokta görürseniz, daha doğrusu tek iki nokta görürseniz bu sözde sınıftır. Eğer böyle görürseniz, iki tane bu şekil görürseniz bu sözde öğedir. Bunların arasında gerçekten farklar var. Umarım ilerleyen derslerde bunlardan bahsederim. Ama şimdi sözde sınıftan bahsedeceğim. İçinde content var. Eğer bu content'i yazmazsanız, hani içerisinde bir şey yazmasanız dahi içerisini boş bırakın ama content'i yazın. Yoksa before çalışmaz. Biz şimdi içerisini dolduracağız. İçerisine Adidas yazacağız. Çünkü şuradaki yazıyı elde etmeye çalışıyoruz bu şekilde. Şu an bizim yazımız geldi şurada ama görünmüyor. Hemen renklendirelim onu, görelim. Color. Bakın burada onu bu hale getireceğiz şimdi. Bunu da konumlandırmayı da position'la yapacağız. Position relative değil, absolute. Top %58. Ben bunları önceden ayarladığım için bu şekilde net söylüyorum, %58. Left %57. Bakalım hemen. Aynen. Bu birazdan fontu büyüyeceği için aşağı biraz daha kayacak. Sonra renk olarak da ben bu rengi de önceden buldum. Çünkü arka fonda biraz daha uyumlu olması amacıyla gri tonlarında buldum. Paletten buldum. 180, 164. Bu şekilde. Eğer siz farklı bir renk denemek istiyorsanız, dediğim gibi bakın böyle oynayabilirsiniz. Bir de bu rengi bilerek böyle seçtim. Çünkü hafif kırmızı tonları var. Şuraya dikkat ederseniz. Hafif grimsi. Bir de opacity ile oynadım. Biraz da. Daha iyi oldu. Ha, çünkü color beyaz. O yüzden gözükmedi. Aynen bu şekil. Fontunu büyütelim. Büyük bir font veriyorum çünkü burada dikkat çekmesini istiyorum bu şekilde. Peki burada böyle görünürlüğü az gibi görüyor. Yani görünürlüğü opaklığı az. Görünürlükten kasıtım opaklığı az. Burada net. Bunu opacity değeriyle yapıyoruz, oynuyoruz. Opacity değerini 0,1 verdim. Bu şekilde. Sonra font beyti'ni şuraya gelelim. Düzenli yazalım. Font beyti'ni kalın yapmak istedim. Yani bold. Harfler arası boşluk bırakmak istedim.
5 piksel kadar. Son olarak çok çok önemli bir şey var. Bakın burada daire ve ayakkabı yazının ön tarafında duruyor. Yani bir karmaşa yok. En arkada duruyor. Bu nasıl oldu? O da Z indeks sayesinde oldu. Z indeksimize biz eksi 1 verirsek bu arka planda kalacak. Ve ne dairemizin görünmesine engel olacak ne de ayakkabımızın. Bu şekilde güzel bir görüntü elde edeceğiz. En arkada opaklığıyla oynanmış güzel bir yazı. Şimdi buraya geçelim hemen. Şöyle container header ikonumuzu iyi dedik. Renk olarak color beyaz yapmıştık. Ve fareyle bu ikonların üstüne geldiğimiz zaman o üçgen işaretinin değil de el işaretinin çıkmasını istediğim için pointer diyorum. Hemen göstereceğim. Bakın şu şekilde. Normalde böyle faremiz ama bunların üstüne geldiğimiz zaman bu şekilde böyle. İkisi de beyaz oldu. Aynen. Şimdi devam edelim. Adidas yazımıza gelelim. Container header altındaki P etiketimize geliyorum. Renk olarak beyaz. Kalınlık olarak yani kalın bir yazı bold. Ve buna da cursor pointer. Ama bunun fontunu 25 piksel nasıl durur hemen bakalım. Aynı olması gerekiyor büyük ihtimal. Evet. Birazdan yanına bu spanlar gelecek. Şekillenmeye başladı. Hemen spanları yapalım. Şimdi bir de spanları yapmadan evvel ben logoya yani bu div'e flex yapısı vereceğim. Şimdi merak etmeniz gereken aslında nokta şu. Özellikle yeni başlayan insanlar için. Bu header'a biz flex verdik. Hani bu logoya da flex vermemiz gerekli mi diye düşünebilirsiniz. Evet gerekli. O da şu yüzden. Benim amacım burada şunu yapmak. Bunları yan yana getirmek. Bunu nasıl yaptım? Flex yapısıyla yaptım. O da şöyle. Siz eğer header'a verdim diye buna vermezseniz bu divler bunun üst parent'ı yani bir üst elementi. Siz flex yapısını genelde bir aşağı elemente vermek zorundasınız. Mesela header'a verdim, bunları kapsadı gibi gibi. Yani ben buradaki flex'i logoya vermem gerekiyor ki bunları kapsasın. Yani bunların bir üst elementi logo. Onun için logoya flex yapısı veriyorum, onu etkileyecek. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi container altındaki logoya gelelim. Ama şöyle diyelim header altındaki logoya display flex diyeceğim. Align item center ve buna da cursor pointer vereceğim. O zaman buna vermemize gerek yok. Çünkü logo zaten hepsini kapsıyor. Şimdi bakalım. Şu an görünürde bir şey yok. Aslında orada spanlarımız gelecek birazdan. Biz spanlarımıza class olarak line vermiştik. Hemen gelelim buraya yazalım. Container altındaki header altındaki logo bakayım. Aslında böyle değil. Bunu yazmamız da yeter. Line diyelim. Şimdi ben bunlara yani span etiketine belli bir genişlik, yükseklik vereceğim. Ama burada çok 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 önemli bir nokta var. Gerçekten çok önemli. O da şu. Span'ın tanımı yani span etiketi satır içi öğeler ve içerikler için genel gruplandırma imkanı sunar. Bakın satır içi öğeler. Genelde span ile div etiketi çok karıştırılır.
Çünkü div blok seviyesinde bir elementtir. Yani blok seviyesinde element aslında şu gördüğünüz şey. Bakın burada hafif bir grimsi dümdüz bir şey var ya. Bu işte blok seviyesinde bir element. Yani bir metinle beraber yazarsanız bir aşağı satıra geçer div. Çünkü blok seviyesi bu blok kaplar. Ama span öyle değil. Satır içi öğe olduğu için yazdığınız metinle yan yana gelir. Eğer siz tasarımlarda bunun böyle olmasını istemiyorsanız display blok diyeceksiniz span'a. Ama ben zaten flex yapısı verdiğim için bunlar yan yana gelecek. Genişlik vereceğim. Width 45 piksel. Height 2 piksel vereceğim. Ve background color'ını verelim çünkü görelim artık spanlarımızı. FFF diyelim. Bakın burada şu an. Ama bunlar şu an 3 tanesi 1 gibi görünüyor. Bunu da margin bottom'la ayıracağız. Yani aşağıdan bir aralık vereceğiz. Bu şekilde birbirlerinden ayrılacak. Margin bottom verelim. 4 piksel. Hemen bakalım. Bakın görüldüğü gibi buradaki gibi ayrıldı. Ama sıkıntımız var. Adidas'la çok yan yana. Hemen onu da düzeltelim. Margin right değeri verelim. O da 4 piksel. Ve ben logo to'ya yani şuna belli bir yükseklik verdim. Pardon. Şuna belli bir yükseklik verdim. O yüzden bakın vermesek diyecektim. Nereye kayboldun? Çünkü şundan dolayı pardon. Bakın şu an burada A hizasında durmuyor. Orijinal tasarımında A hizasında duruyor. Yani böyle hizalı duruyor. O yüzden ben şöyle yaptım onu. Bir üst satıra yazayım. Çünkü bir üst kapsayanı. Logo to'ya gelip height'ına 4 piksel veriyorum. Şu an yan yana gelmiş olması lazım. Evet, bu şekilde biraz daha aşağı indim. Şimdi ana kısmımıza gelebiliriz. Burada ne yapacağız? Burayı satır olarak böleceğiz. Yani şurası bir satır olacak. Flex yapısıyla bunları ikiye böleceğiz. Kolon, kol 2, kol 2 vereceğiz. Burada başka etiketimiz, burada P etiketimiz, burada A etiketimiz, burada animasyonumuz olacak. Before, after sayesinde, bahsettiğim gibi sözde sınıflar sayesinde ve animasyonlar olacak tabii. O zaman devam edelim tasarımımıza. Şurayı başlık yani yorum satırı getirelim. Row section diyelim. Şu şekilde. Bunu böyle yorum satırı haline getireceğim. Çünkü kodları okurken yorum satırları gerçekten işe yarıyor. Şimdi HTML kısmımıza gelelim. Biz header'ın içinden artık çıkıyoruz. Header'la bir işimiz kalmadı. Yani şurayla bir işimiz kalmadı. Bu bölüm bitti. Ama hala container'ın içerisine geliyor. İçerisine yazıyoruz. Çünkü container bizim ana kapsayıcımız. O zaman header'ın altına geliyoruz ve div row diyoruz. Pardon. Büyük açıkmış. Div row diyoruz. Ve dediğim gibi iki tane kolona böleceğiz. Yani div kol 2 diyoruz. Bunu kopyalıyorum. Bunu aşağısına yazıyorum. İki kolon ne demek? Şunu ikiye bölmek demek. Eşit aralıklarla flex yapısıyla bunu böleceğiz. Birinci kolona bizim H1 etiketimiz gelecek ve steel shoes yazacak. Bu şekilde hemen bakalım. Aynen buraya geldi. Sonra P etiketimiz gelecek ve Lorem 25 kelimelik bir paragraf yazalım. Bakalım hemen. Bence ideal. Biraz da sıkışacak çünkü. Eğer eklemek istersek ekleriz biraz daha. Sonra P etiketimizin altına A etiketimiz gelecek. A etiketimiz de şu. Bunu da yazalım hemen. Ve A etiketimize biz bir class vereceğiz. BTN diye. Çünkü biçimlendirme yaparken class'ı direkt yazmak daha kolayıma geliyor benim.
İçine explore now yazalım. Bakalım. Yani şu an sorunsuz bir şekilde gelmiş. Şimdi geldik bizim animasyon kısmımıza. Divin içine ben bir tane daha div açacağım. Bir kapsayıcı olarak ring adlı, ring yüzük demek bu arada. Halka yüzük demek. Yani şunu kastediyorum. Şunu oluşturacak olan divi yazıyorum şu an ve bunu oluşturacak divin içine resmimi koyacağım. Sonra ring 2 olarak da şunu oluşturacağım. Hemen içine img yazalım. Resim etiketimize ekleyelim. Bu resmimizi ekleyeceğiz. Ve bunun altına span ekliyorum. Span'ı neden ekliyorum? Şu yüzden. Bakın şu gördüğünüz yuvarlaklar span sayesinde yapıldı. O yüzden span'ı eklememiz gerekiyor. Ve buna da bir class vermemiz gerekiyor. Ona da circle daire diyebiliriz. Şimdi bizim iki tane dairemiz olduğu için bir tane daha div açıyorum. Bu divin klasına ring 2 diyeceğim. Benim kolayıma gidiyor böyle numaralandırmak. Ve bunun içine de tekrar span açıyorum. Class olarak circle tahminen 2. Şimdilik bu kadar bizim HTML kısmımız. Yazacak tek bir şeyimiz kaldı. O da şu. Bu kolona ben farklı bir ID vereceğim. Çünkü tasarımı yaparken fark ettim ki buraya ayrı bir padding ya da margin verme gereği ihtiyacı duydum. O yüzden farklı bir ID verdim. Daha iyi sınıflandırmak amacıyla. Çünkü sayfada şu an ID'si olan tek etiket bu. Bu div yani. O yüzden ben buna circle ring diyebilirim aslında birleşim olarak. Aynen doğru yazdım. Tamam. Bizim HTML kısmımız bu kadar. Bitti şu an. Sadece CSS ile bunları biçimlendireceğiz. O zaman başlayalım. Ana kapsayıcısına bunları komple kapsayan row'a biz flex vereceğiz. Display flex verdiğimiz zaman bunların hepsi yan yana gelecek. Şöyle, pardon. Container'ın altındaki row, dikkat edin, header'ın dışındayız artık. Container'ın altındaki row'a display flex veriyorum. Şimdi bakalım bunlar yan yana geldi. Bakın daha deminki ayakkabı görseli buradaydı. Şu an aslında bir nevi bunlar yan yana. Ve bunlara hizalayacağız. Align items. Center. Just be content space around. Da ayırdım. Bir de flex wrap vereceğim. O da şu anlama geliyor. Wrap fazlalık olduğu zaman aşağı satıra geçmesi anlamına geliyor aslında. Yani bir aşağı kayıyor tüm mantığı. Ama normal flex wrap'in varsayılan değeri no wrap. Ben wrap vereceğim çünkü yani daraldığı zaman aşağıya kaymasını istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi hizalandı. Bunlara belli bir genişlik vereceğiz. O genişliğin içerisinden çıkmayacaklar. Onu da kol 2 diye yazabiliriz. Şöyle yapalım. Container kolon 2 flex basis ile %50'lik yani yarısını kaplayacak şekilde değer veriyorum ve minimum genişlik olarak da 300 piksel veriyorum. Hemen bakalım. Bakın şu an %50, %50 şeklinde duruyor. Tasarımımız yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi burayı düzelteceğiz, sonra da burayı. Container şöyle row altındaki pardon yazamadım. Row altındaki H1'e geliyorum.
Ve rengini beyaz tercih ediyorum. Çünkü sayfa koyu temalı olduğu için hepsini beyaz tercih ettim. Sadece animasyon rengi farklı daireleri. Şimdi bu dikkat çeken bir yazı. Yani bir slogan gibi düşünün aslında. Onun için büyük bir fontla yazıyorum. Font size'ını 60 piksel kullanıyorum. Bu şekilde. Birazdan bu P'den de ayrılacak. Satır boşluğunu line height'ı 60 piksel diyorum. Font weight olarak bold bir renk seçiyorum. Bold diyeyim. Sonra harfler arası boşluk istiyorum. O da 3 piksel letter spacing ve dediğim gibi paragrafa çok yakın. Onun için bunu küçültmek istiyorum. Margin veriyorum. Alttan üstten 25 piksel versem nasıl olur bakayım. Gayet hoş oldu. Şimdi burada biraz daha yukarı çıkmış şekilde görüyorsunuz. Bu tasarımın sonuna doğru biraz daha oturacak. Burası da oturacak. Çünkü buraya eklemeler yapılacak. Padding ile oynanacak. O yüzden bu en sonki hali değil. Biz P'ye gelelim. Chrome diyorum. I2 ve P. Bunun rengi de aynı. Beyaz olacak. Font size'ı 14 piksel yapalım. Biraz daha küçük. Ve satır boşu 30 piksel diyelim. Bakalım nasıl duruyor. Hem tam nokta atışı gibi bir şey olmuş. Sadece biraz bir iki kelime daha silmemiz lazım. Hafif bir çıkıntı vardı çünkü. Aynen. Şimdi A etiketimize geçebiliriz. Ona farklı bir class vermiştik hatırlarsanız. BTN diye bu tondan gelen. Container row altındaki kolon altındaki BTN class'ına ulaşıyorum. Ve A etiketini düzeltirken şöyle bir şey var. Bakın A etiketin altı çizik. Bu text decoration'dan gelen bir şey. Eğer biz text decoration'dan dersek bu çiziklik gider. Sonra renk olarak beyaz. Bakayım evet renk olarak beyaz. Şimdi biz burada buton olarak yapacağımız için iç boşluk vereceğiz. Bakın burada padding var iç boşluk ve yukarıdan da bir margin vereceğiz. Yukarıdan ayrılması için. Benim anlatmak istediğim diğer bir nokta şu. Ben genelde bu şekilde tasarımlar yaparken buradaki P etiketine margin, bottom vermem. Neden vermem? Yani verdiğim de oluyor tabii. Şimdi vermem deyip diğer videolarımı da vermişsem. Yani vermemeye çalışıyorum. Çünkü şu yüzden diyelim ki tasarımla alakalı sonrasında düzeltme yaptım ve ben bu etiketi kaldırdım. Bunun aşağısında boşluk kalıyor. Yani bunu kaldırdığım için buradaki boşluğa ihtiyacımız yok. Yani hani çok önemli bir kritik bir şey değil ama ben genelde A etiketine veriyorum. Yani butona veriyorum tap olarak. Hani bunu kaldırsak dahi buradaki boşluk gidiyor. O yüzden tercihim A etiketine vermekte. Ama ilk önce padding'i vereceğim iç boşluğu. Çünkü butonu oluşturalım. Padding 8 piksele 20 piksel verelim. Bir de background color'ını verelim, görelim. Bu rengi de ben paletten bulmuştum. Ayakkabıyla daha uyumlu olması amacıyla kırmızı tonlarında buldum. 0 B. Bakalım hemen. Bakın şu an böyle görünüyor. Buna bir border radius vereceğiz. Kenarlarından yumuşamasını istiyorum. 35 piksel. Sonra dediğim gibi margin tabı buna veriyorum. 45 piksel. Bakayım hemen. Neden olmadı?
Bu da çok güzel bir örnek mesela. A etiketi de inline seviyesinde bir etiket olduğu için bunun display'ini, yani bence en yukarıya vereyim, display'ine inline blok vermemiz gerekiyor. Çünkü hem inline hem blok seviyesinde bir element yapıyoruz bu şekilde de. Bakın şu an margin çalıştı. Eğer vermezseniz, yani blok ve inline seviyesinde bir etiket yapmazsanız çalışmaz. Çünkü A etiketi sadece inline seviyesindeki etiket. Biz devam edelim. İçindeki yazıyı kalınlaştıralım. Font weight'i bold diyelim. Font size'ını 15 piksel. Ve bu da önemli. Şöyle, biz burada bir transition ekledik. Gördüğünüz gibi üstüne geldiğimiz zaman bir hover olayı oluyor. Yani bakın renk giderek koyulaşıyor ama bu hızlı bir şekilde olmuyor. Bunun nedeni transition vermemiz. Eğer biz buraya transition vermezsek, yani ana etiketine, A etiketine vermezsek buraya hızlı bir şekilde geçer. O yüzden buraya bir saniye hepsini etkileyecek şekilde bir transition ekledik. Bakın buradaki de bir saniye bu şekilde yavaş bir şekilde oluyor. Şimdi bunu kopyalıyorum. O dediğim hover olayını yapalım. Geliyorum buraya. Background color olarak bunu biraz daha koyu bir renk seçtim bilerek. Hemen bakalım. Bakın aynı bunun gibi oluyor. Eğer transition vermeseydik nasıl olurdu peki? Hemen onu göstereyim size. Şöyle. Pardon. Ben geliyorum. Bunu buradan mesela kestim. Bakın çok hızlı geçiyor. Ama burada öyle değil. Yavaşça geçiyor. Burada aşırı hızlı. Bunu geliyorum. Bu şekilde geri alıyorum. Bizim burası bitti şu an. Şu anlık başka bir şeyimiz yok burada. Hemen burayı yapalım. Çünkü en önemli yer. Editörüme geliyorum. Ve buraya bir tane daha yorum satırı açacağım. Oraya da ring section veriyorum. Bunu alıyorum. Bu şekilde yorum satırı haline getiriyorum. Şimdi İlk olarak imajımızın ben boyutunu düşürmek istiyorum. Çünkü bakın çok büyük. Bu şekilde. Yani düzenlemek istiyorum onu. Ring.image diyorum. Width olarak %100. Max width. Yani maksimum ulaşabileceği boyut 580 piksel diyorum. Bu birazdan verilen paddinglerle beraber boyutu bu şekilde düşecek. Yani box sizing'i aslında bu yüzden verdim bir nevi. Dengeledi yani. Vermeseydik artı olarak 580 artı olarak yapardı yani verdiğimiz paddingleri. Biz ana ringimize gelebiliriz aslında. Bir de ben şunu vermek istiyorum. Size burada söylemiştim. Buraya neden farklı bir ID verdiğimi. Çünkü buradaki tasarım biraz daha %50'yi, yani %50'yi geçmemesini istedim. Bu yüzden buraya padding verdim. İşte bunun boyutunu biraz da düşürmek istedim. Yani dengeli durması için. O yüzden verdiğimiz ID'yi burada kullanacağız. O ID'ye bir circle ring vermiştik. Bunu tasarım yaparken fark ettim. Çünkü farklı bir değer verince biraz daha iyi olduğunu fark ettim. Padding left 130 piksel veriyorum. Evet, biraz fazla küçülteceğim. Padding top yukarıdan 60 piksel veriyorum. Bakalım hemen. Bakın resmimiz küçülmeye başladı bile bu şekilde. Verdiğimiz paddinglerle beraber. Şimdi biz artık ringimize gelebiliriz. Yani nerede? Şuraya. Buraya geliyoruz çünkü
Şu yuvarlak şeyi yapacağız. Şu daireyi yapmak istiyoruz. Before'la da şurayı yapacağız. Şu dönen sarıyı yapacağız. Yani ringe hem bir daire kazandıracağız hem de sözlü sınıfla da ona şu dönen sarı yarım halkalardan, yarım dairelerden yapacağız. O zaman position relative vereceğim buna. Width 400 piksel, genişliği 400 piksel, yüksekliği de 400 piksel veriyorum. Background olarak transparent. Border 3 piksel. Solid ve 3C, 3C, 3C şeklinde grimsi bir renk veriyorum bu şekilde, bakın gördüğünüz gibi. Şu an zaten ayakkabımızın boyu ana boyutuyla eşleşti bu şekilde. Çok sivri kenarlı olduğu için border radius vereceğim. %50 veriyorum çünkü tam bir daire elde etmeye çalışıyoruz. Ve dediğim gibi çok çok önemli bir şey var burada. En başına söylemiştim, Z indeks değeri. Yani ben bu ikinci halkanın ayakkabının altında kalmasını istiyorum. Bunu Z indeks sayesinde yapıyoruz. Buraya geliyorum, ringe Z indeks eksi 1 değerini veriyorum. Hatırladığınız kadarıyla varsayılan değeri 0'dı. Ve unutmadan aslında box shadow vereceğiz. Yani dairemize hafif bir gölgelik kazandırmaya çalışıyorum. Veya 0,0,0,0,5. Bunlar hepsi önceden bulduğum renkler. Bakın böyle opasite değeriyle oynamıştım. Şimdi bakın şurada hafif bir grimsilik var. Burada da var, bunlarda da var. Ama bunu daha net görmeniz amacıyla arkadaki background kaldırayım. Shadow'u daha iyi görün. Bakın bu bizim ana dairemiz. Bu da bizim shadow'umuz. Geri alalım ve devam edelim tasarıma. Ring kısmı bitti. Şimdi sözlü sınıfımıza gelebiliriz. Yani before'la sarı dairemizi, yarım dairemizi yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim size. Ring diyoruz. Before. Dediğim gibi content kısmının içerisine bir şey yazmayabilirsiniz. Ama kesinlikle content yazın ve içini boş bırakın. Yoksa çalışmaz. Position relative değil, absolute veriyorum. Çünkü konumlandırma yapmak istediğim için position absolute sayesinde sayfada top, left, bottom, right gibi konumlandırma yapabiliyorsunuz. O zaman top 0 diyorum. Left 0 diyorum. Yukarıya tam yapışmasını istiyorum yani. Width %100 diyorum. Height %100 diyorum. Border veriyorum. 3 piksel solid. Renk olarak transparent. Şimdi çok 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 önemli bir nokta daha var. O da şu. Burayı yarım bir kare gibi düşünün. Yani şurası bir çizgi olacak şu şekil. Şu aşağıdan da bir çizgi olacak. Yani yarım bir kare. Ve bu kareyi de border radius'la beraber birleştireceğiz. Yani şöyle olacak. Border radius değil, pardon, border vereceğiz. Hemen girelim içine ama bu şekil değil. Bir anda hızlı yazınca. Border top olarak yazacağız. En üst ve sağ olarak vereceğiz. 3 piksel solid renk olarak da sarı rengi yazacağız. FFF 12E rengini kullanıyoruz. Bakın üstü geldi bu şekilde. Şimdi aynısını
sağ yapacağız. Bunu kopyalıyoruz. Bunu aşağı yapıştırıyoruz ve buraya geliyoruz. Right diyoruz. Dediğim gibi karenin bir kısmı çıktı şu an. Bunu buraya tam oturtacağız. Border radius'la. Bu arada ya ben bunu böyle görünce çok farklı bir tasarım olarak da düşündüm. Yani şunu bu şekil tam tersine veririm. Hani kitap koyarım belki ortasına. Animasyon bir şey koyarım. Yani çok güzel bir görüntü aslında. Hani ya da şöyle şöyle bile aşağı koyulabilir. Yani tam tersi sanki bir piramit tarzı gibi, yapboz gibi. Yani çok güzel bir tasarım bence. Devam edelim. Belki ilerideki tasarımlarımda işime yarar. Bu before'una sonra bir de hepsine karışmaması için aslında yavaş yavaş animasyonlarını vermemiz bizim için çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. O yüzden şimdi animasyonu anlatacağım size. Bir de animasyondan evvel buna da Z indeks değeri vermemiz gerekiyor. Çünkü altta kalan ring olduğu için bunun da ayakkabının altına kalması lazım. Ve border radius vermeyi unutmuşuz. %50 olacak. Tam oturmasını istiyorum çünkü. Bakın şu an tam oturmadı. Neden tam oturmadı? Bilerek böyle yaptım. Çünkü buradan top ve left değerleriyle oynamamız gerekiyor. Top değerine eksi 2 piksel versek. Buna da eksi 2 piksel versek. Bakalım hemen. Bakın şu an tam oturmadı. Bir tane daha yükseltelim. Acaba 4 piksel mi vereceğiz? Hemen bakalım. Aynen şu an tam oturdu. Top ve left değeriyle beraber tam oturtturduk. Buna da z indeks eksi 1 verdim. Çünkü bu döndüğü zaman bunun altından geçerken aynı ayakkabının ön planda konumlandırılmasını istiyorum. Şimdi animasyon kısmımıza gelelim. CSS'te animasyon özelliğini anlatacağım. Bunlara tek tek yazacağım animasyon özelliğini. Çünkü karışmaması nedeniyle. İlk olarak keyframe animasyonu tanımlıyoruz. Yani keyframe'de animasyonu tanımlıyoruz. O ne demek? Hemen göstereyim size. Şu şekilde keyframe diyoruz ve bu şekilde bakın burada animasyonun örnek ismi yazıyor. Burada da animasyonun özellikleri, değerleri, konumları yazıyor. Peki bu şekilde biz animasyonu tanımladık. Ama animasyonu aslında yani sadece animasyonu bahsetmiş oluyoruz. Animasyonu oluşturmuş olmuyoruz. Animasyonu oluşturmak için biz burada animation'ı kullanmamız gerekiyor. Bu animation birçok değer alıyor. İşte gecikme süresi, süre, animasyon tekrarı, animasyon tekrar sayısı, animasyon yönü gibi birçok değer alıyor. Bunu internette incelemenizi tavsiye ederim. Bir sürü örnek var çünkü. Şimdi bu özellikleri yani saydığım özellikleri işte süresini, gecikme süresini, tekrarlamasını gibi gibi özellikleri tek tek yazabileceğimiz gibi. Yani tek tek yazmaktan kastım ne? Şöyle şöyle tek tek satır halinde yazabileceğimiz gibi bu şekil uzunlamasına da yazabiliriz. Ben uzunlamasına yazmayı tercih ediyorum çünkü kod kalabalıklığı yapmıyor. Yani tek tek yazınca kod kalabalıklığı yapıyor. Şimdi size onu da göstereceğim hatta. Yani tek tek yazsaydık kaç satır yapıyor ve en sonunda da tek satır halinde ne kadar düzgün görünüyor. Şimdi ilk olarak o zaman animation name'den başlayalım. Animation name'e biz ringe return vereceğiz. Çünkü bu daire dönüyor. Onun için return olarak vermeyi düşündüm. Bu arada animasyonların isimlerini siz veriyorsunuz. Yani örnek bir isim veriyorsunuz. Hani return herhangi bir yerde yazmıyor. Bunu ben verdim alakalı olarak. Ama işte alakalı olarak vermeniz gerekiyor. Alakasızlar yani kodları okurken sorun çıkartabilir. O yüzden önemli. Aslında buna return circle desek daha mantıklı olur. Çünkü daireden aklımda kalabilir. Onun için buna return circle diyeceğim ben. Bu şekilde. Şimdi animasyonun ismini oluşturduk. Ama bitmedi. Animasyon hızı da var. Animasyon hızını da şu şekilde yazıyoruz. Animation timing pardon function. Bu animasyon hızını belirliyor. Biz buna 10 saniye dedim. Yani ben buna 10 saniye dedim.
animasyonunuzu. Sonra animasyon tekrarlama sayısı var. Bu da animation iteration count, yani animasyon tekrarlama sayısı dediğim gibi. Buna sonsuz dedim, infinity. Sonra ve aslında bir tane daha animasyon tekrarlama var. Timing function. Buna ayrı veriyorduk galiba, linear. Bakın bu kadar kod satırı oldu şu an. Ama ben bunu bu şekilde yazacağım. İsterseniz bunu yorum satırı haline getireyim. Ve buraya geleyim. Animation yazayım. Buraya keyframe'e verdiğimiz, yani örnek animasyon ismi yazıyoruz. Return circle diyoruz. Sonra animasyona verdiğimiz saniye geliyor. Sonra linear de yazıyoruz. Aslında bu da timing diye geçiyor. Ve tekrarlaması. O da sonsuz olarak demiştim. Infinite. Bu kadar. Bakın bu ne kadar kod kalabalıklığı yapıyor de bu kadar. Yani tabii bu size kalmış. Yani nasıl bir animasyon yaptınız? Bu böyle de uzayabilir. Çünkü dediğim gibi internette inceleyin gerçekten. Çok örneği var yani. Bizimki şu bu kadarlık yani şu an. Şunu kaldırayım kod kalabalıklığı yapmaması için. Bu bitti. İsterseniz animasyon kısmına da yazalım. Return circle diyelim. Böyle bitirelim. Bunu doldururuz birazdan. Bu aşağıda kalsın. Şimdi before kısmı bitti. Yani burası bitti. Bizim yapmamız gereken şimdi span'ı oluşturmak. Span da şu dönen dairemiz. Ama bu dönen dairemizin bir mantığı var. O da saatteki yelkovan mantığı. Onu birazdan göreceksiniz şimdi. Ona bir circle demiştik büyük ihtimal. Aynen. O zaman şöyle yapacağız. Kolon 2 ring altındaki circle diyoruz. Buna da aynı. Şimdi videonun başında çok önemli bir şey söylemiştim aslında. Span etiketi satır içi öğe etiketi. Yani bunu biz blok seviyesinde davranmak istiyorsak, yani bu şekilde değer vereceğiz, edeceğiz. Blok seviyesinde yapmamız gerekiyor. O yüzden display blok veriyoruz. Yani bunu unutmayın. Vermezseniz eğer çalışmaz. Sonra position absolute veriyorum. Çünkü konumlandırma yapacağım. Top %50 top'tan, yani en yukarıdan %50'si, soldan %50'si, width yarısı, bu da %50'si. Yükseklik olarak 4 piksel. Şimdi göreceksiniz ne yapmaya çalıştığımı. Renk olarak da şu rengi verelim. Aynı yukarıdakiyle. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi aslında şuradaki dönen şey merkezden bir şeye bağlı ve yelkovan mantığıyla bu dönüyor. Bunun ucunda normalde bu. Bunu da before'la beraber ucuna koyduk. Ve bu şekilde dönüyor. Gördüğünüz üzere. Ya aynı yelkovan mantığı. Peki burada nasıl bu gözükmüyor? Çünkü ben burada sizin görmeniz için background'ına bir renk verdim. Aynı renk verdim. Normalde transparent olacak. Sadece görmeniz amacıyla ilk örnekte yapıyorum. Sonra ve transform origin vereceğim. Çünkü orijin olarak başlangıç değeri alması gerekiyor ve ben buna sol olarak karar verdim. Ve buna da animasyon ekleyeceğim çünkü onunla beraber dönüyor. Buna da return diyorum isim olarak. Return 10 saniye linear infinite. Yani ondan tek farkı isimler değişti ve keyframe'de fark edeceksiniz ki transform özelliğiyle beraber transform rotate özelliğiyle beraber açılar alacak ve o zaman bunlar daha farklı olacak. Ya sadece şimdi buraların değişine bakmayın. De unutmadan buna da z endeks vereceğim. Eksi bir şeklinde. Şimdi buna da aynı yapalım. Before'la.
Küçük dairemizi yapalım. Kol 2 ring circle before. Gerçi buna eksi 1 vermemize gerek yoktu. Çünkü transparent dedik zaten. Bunu sileceğim. Before. Şimdi bu before'la ilk önce content'ini yazalım. Küçük dairemizi yapacağız. Position. Up-to-date diyorum. Konumlandırma yapacağımız için. Top. Eksi 6 piksel. Sağdan right. Eksi 9 piksel. Şu an çıkmadı çünkü herhangi bir renk bir şey vermedik. Ve dairemize 16 piksele 16 piksel veriyorum. Hem height'ını hem yüksekliğini. Çünkü daire olduğu için ikisinin de aynı olması gerekiyor. Ve background'ını da verelim. Artık nerede olduğunu bir görelim. Background'ı aynı sarı olacak. Burada kayıtlı olan. Bakın. Şu an tam oturdu. İşte bununla böyle döndüreceğiz. Ama bunun Z indeksini vermemiz gerekiyor. Çünkü bu hareket halinde olacak. Ve ayakkabının altında kalmasını istiyoruz. Yani burada geçtiği gibi. Şimdi geçecek. Bakın bu şekilde altında kalması için Z indeks verdik. Eksi 1 değerinde. Sonra bakın burada dikkat ederseniz parlak bir daire. Ama bizim dairemiz burada parlak değil ve kare. İlk önce karelini yok edelim. Border radius verelim. Yumuşatalım %50. Ve parlaklığı da şuradan geliyor. Shadow'dan geliyor. Gölgeden dolayı. O yüzden shadow vermemiz gerekiyor. Pardon, 20 piksele renk olarak da aynı veriyoruz. Hemen bakalım. Bakın, şimdi bunu döndürebiliriz. Hani ikinci daireyi de yapmadan. Ama ilk önce isterseniz bunu silmeyeyim. Döndürdükten sonra silerim. Return circle dedik. İki tane animasyon olacak şimdi ilk daire için. Konumunu belli ediyoruz bu şekilde. Sıfırdan. Transform ve rotate. İki boyutta ve üç boyutta biçimlendirme işlemlerini düzenliyor. Daha doğrusu. Peki bu biçimlendirmek ne demek? Verdiğimiz elemanı döndürüyor. İşte boyutlandırıyor. İsterse eğebiliyor. Bu tamamen size kalmış. Çünkü bu şekilde bakın bir sürü değer alıyor. Translate ile mesela konumunu belirtebiliyorsunuz. Scale verebiliyorsunuz. Rotate ile döndürebiliyorsunuz. Rotate de X ve Y ekseninde iki boyutlu döndürme işlemi yapıyor. Ve önemli olan noktası şu, rotate açı değeri alıyor. Yani bunu sakın unutmayın, açı değeri alır. Şimdi, return circle sıfırda sıfır degree alacak açı olarak. Konumlandırma olarak. Yüzde de transform rotate 360 degree veriyorum. Ve şu an dönmesi gerekiyor. Bakın şu an buna verdiğimiz için bu dönüyor. Ama buna vermedik. Şimdi buna da vereceğiz. Bunu kopyalıyorum. Bunların açıları bu arada rastgele değil. Ben bunların açılarını bulmak için biraz uğraştım. Ya bunların ikisini aynı konuma çekmeye çalıştım. Bunun return circle'sa buna return verdik. Ama bunun konumunu da yapmamız lazım. Bunun sıfırda 45 degree ve bu da 405. Tam olarak aynısı olmadı. Neden? Sayfayı yenilesek belki, ha şimdi olmuş. Bakın
sayfayı yenilememiz gerekiyormuş. Şu an bakın tam dönüyor. Ya benim size göstermek istediğim buydu. Bu da yel kovan mantığı gibi işte dönüyor. Ya bununla bile animasyon yapılabilir. Hani şuradan bir şey zamanla değişebilir, geçebilir. Çok güzel bir şey. Yaratıcılık. Şimdi şunu kaldıralım. Background olarak aynı böyle kalsın. Ve ikinci ringimizi yapalım. Bunun background'ı buradaki olması lazım. Şuna transparent verirsek. Yep. Bakın şu an oldu. Bu ortadaki yel kovan mantığı artık kalktı bu şekil. Şimdi ikinci ringimizi yapalım. Bu aşağıda kalsın. Biz buraya ikincisine gelelim. Şimdi ikincisi de aslında bir nevi aynı. Sadece konumlandırması ve boyutu farklı. Çünkü fark ettiyseniz buradaki daire daha büyük. Ve konumlandırması farklı. Ring 2 demiştik. İşte bu yüzden 2 verdim. Çünkü daha iyi aklımda kalıyor. Position ve tilde absolute veriyoruz. Top değeri %13 yukarıdan. Left %56 olarak konumlandırdım. Genişlik ve yükseklik olarak 500 piksel veriyorum. Bir de background transparent border vereceğiz. 3 piksel solid. Yukarıdakine verdiğim gibi aynı soluk gri, yani soluk griyi buna da veriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buradaki gibi yumuşatacağız onu da. Border radius veriyoruz. %50. Bakın. Ama ha. Neden kaydı demiştim? Sayfadan dolayıymış. Bu neden yukarıda kaldı? Hemen ona bakalım. Bir şeye z-index vermedik çünkü. Şuna vermedik kesin. Z-index eksi 1. Gerek yok demiştim ama gerek varmış. Evet, bakın şimdi aşağıda kalıyor. Bununki gibi. Hemen kontrol edelim. Evet. Demek ki gerek varmış. Şimdi buna vereceğimiz başka bir şey yok. Hemen before'una geçelim. Çünkü aynı circle'ı buna da yapacağız. Ve dairemizi şunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım ve before yazalım. Content'i boş bırakıyorum. Position absolute veriyorum. Pardon. Top 0, left 0. Yani yukarıda verdiğim dairenin aynısını veriyorum aslında şu an. Ama tek farkı tam zıttı olacak. Çünkü zıt yönlerden geliyor farkındaysanız. Şimdi göstereceğim size. Bakın. Biz yukarıda border top ve border right kullanmıştık. Burada border bottom ve border left kullanacağız. 3 piksel solid ve renk olarak aynı sarıyı kullanıyoruz. Bakın hemen göstereyim bu şekil. Şimdi bir tane de left'i buraya koyacağız bu şekilde. Onun için kopyalıyorum. Yapıştırıyorum ve bunu left olarak yazıyorum. Hemen bakalım. Bakın aynı bunun gibi birazdan oturacak. Border radius veriyorum. %50. Ve gene oturmadı. Aynı burada yaşadığımız sorun gibi. Bunu da top ve left değeriyle düzeltebiliriz. Yukarıdakine eksi 3 piksel vermiştik. Buna da eksi 3 piksel vereceğiz bu şekilde. Bakın şu an tam oturdu. Buna da animasyonunu verelim. Yukarıda verdiğimiz gibi. Bunu da animasyon ismini verirken yukarıdakine animate circle vermiştik. Animate circle
2 vereceğim buna da. Daha iyi aklımızda kalsın diye. 10 saniye lineer infinity. Ya sadece açıları değiştiği için buradaki de isim de değişiyor. Yoksa saniye ve zamanı aynı. Tekrarlama sayısı da. Şimdi biz spanımıza geçebiliriz. Yani circle 2'ya. Çünkü aynı burada yaptığımız gibi gene gel kovan mantığıyla buraya bir tane küçük daire yapacağız ve aynı döndüreceğiz. Ona da animasyon vereceğiz. O zaman kol ki kolon ring 2 ve circle 2 diyoruz. Şöyle unutmamamız gereken bir şey vardı. Span etiketi satır içi öğeydi. O yüzden display vermişiz zaten. Blok vereceğiz. Display blok yazamadım. Şimdi position absolute veriyoruz. Konumlandırma yapmak istediğimiz için. Top %50. Left %50. Yukarıda aynı yaptığımız yer kovanı burada yapıyoruz. Width %50, height 4 piksel. Background'ını da isterseniz şimdi vereyim. Görün sonra transparent veririm. Aynı transform origin başlama referans yeri left olarak alsın istiyorum. Ve bir görün öyle koyun. Bakın. Yani width %50 vermemenin nedeni aynı yarıçap mantığı gibi burası. %50 veriyorum. Çünkü burası çap, burası yarıçap. Aynı yelkovan mantığı şeklinde. Bu da bununla bu şekil ucunda dönecek. Buna da animasyonu verelim. Animation diyelim. Buna return to diyeceğim. Daha iyi hatırlamak amacıyla. 10 saniye. Lineer. Infinity. Tamam. Bu da bitti. Şimdi küçük dairemizi yapabiliriz. Bunu kopyalayacağız. Ctrl C ile ve bunu yapıştıracağız. Before vereceğiz. Content boş. Position relatively obsolete. Top -6 piksel. Right -8 piksel. Width aynı küçük dairemizi yapmaya çalışıyoruz. 16 piksele 16 piksel veriyoruz. Daire olduğu için ikisine de aynı veriyoruz. Sonra hemen bakalım ama background rengi vermedik. Ona da aynı sarıyı veriyoruz. Bakın şu an kare duruyor. Aynı bunda yaptığımız gibi. Border radius verelim, yumuşatalım. %50. Box shadow verebiliriz. Aynı yukarıda verdiğimiz gibi şu rengin aşağısına verelim. Box shadow. Deriyle aynı vereceğim. İkisi de aynı zaten. Renk olarak da aynı sarı. Şimdi oldu gayet tam oldu. Ve buna animasyonu buna vermeyeceğiz. Aynen buna değil, buna verdik çünkü. Okey, şimdi döndürebiliriz o zaman. İkisini de. Animasyon kısmına geliyorum. Bunu biraz daha yukarı çekeyim. Çünkü artık yazacağımız kodlar bitti. Bundan kopyalıyorum. Ve buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Bu return circle 2 olacak. Bu da return to olacak. Bakın şu an dönüyor ama düzgün açılar olmadığı için bu şekilde doğru dönmüyor. Ve ben bunun background'ını artık gördüğünüz için transparent verebilirim. Yani bu da aynı yelkovan mantığı gibi dönüyor. Bunu da aynı transparent vereceğim. Bakın şu an dönüyor. Ama bu dönmüyor. Onu da düzelteceğiz.
Şimdi turnike. Tamam, bunları kontrol edeyim. Turn circle. Tamam, bunları hareket ettirebiliriz artık. Return circle 2'ye. Şimdi bu eksi derecede dönüyor demiştim. Yani tam ters dönüyor demiştim. Onun için eksi 45 dik alacak. Yani açı olarak. Ve burası da eksi 405 dikri alacak. Şimdi asıl burası neden dönmüyor? Çünkü burayı yanlış yazmışız. Animate değil. Return. Büyük ihtimalle animation'a bakarken aklımda kaldı. Evet, şimdi dönüyor. Çünkü neden dönmediğini merak ettim. Bakın şu an zıt yönlere dönüyor. Aslında böyle bile güzel olurmuş yani gerçekten. Aynı atomun yapısına benziyor. Müthiş yani. Ya atom bile yapılabilir yani bu görselle. Devam edeyim. Evet. Return circle 2'yi yaptık. Return 2'yi yapacağız şimdi. Bunun açı değerleri de bu sıfırdan başlayacak. Bu da eksi 360 dik olacak açı olarak. Şu an aynı dönmüyor çünkü sayfayı yenilememiz gerekiyor. Bakın şu an tasarımımız bununla aynı oldu. Gördüğünüz üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için de yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.